Hedef en az 100 bin biriket evi orada inşa etmek. Ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin evet muhacirliğini de biliriz, Ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Bunu da bilesin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla kapımız açık onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Şimdi şimdi arkadaşlara az önce mesela bir tablo yolladım. Onu yolladım. şu elimdeki tablonun ilk sayfasını yolladım. Tamam. Ekrana verebilirseniz arkadaşlar orada ondan sonra da göçmen idaresinin verilerini beraber bakalım. Ee, bakın beraber şey yapalım, gelelim ekran'a. Bu elimde bunun devamı var. Bu ilk sayfalar. Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'deki yabancı nüfus. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Afgan, Pakistanlı, Iraklı, İranlı. Ne gelmiş? 1 milyon 792 bin dediğim şurası. 1 milyon Burada. 792 bin. Evet. 1 milyon 792 bin. 36 evet. kişi geldi. Geçen yıl ne kaçmış? 1 milyon 333 binmiş. Bir yılda. 458.626 kişi artmış bir yılda. Bir yılda. Geçen yıl. Bakın bunlar Suriyeli kaç kişiymiş? 88 binden 104 bin'e Suriyeli 15 bin kişi artmış. 15.647 artmış Suriyeli sadece. Son bir yılda. Son bir yılda. Nereden artmış? Iraklı artmış. Afganistanlı artmış. İran'la İran artmış. İranlar artmış bir kişi artmış. Evet. 68 binden 60 bin kişi artarak 128'e gelmiş gelelim bak Somalili 17 binden 28 bin'e çıkmış 10.836 artmış son yani bir yılda bu ne demek yani 10.836 Somaliliye vatandaşlık verildi anlamında evet, mı bu vatandaş Türk nüfusu sayılıyor evet şu anda Türkiye'deki 84 milyon nüfus diyor ya Cumhurbaşkanı 85 Hı. milyon diyor ya bu 84 milyon nüfusun 28.081'i Somalili. Somali'den gelen. Bunlar oy kullanmak, oy hakkı yani. yok ama çalış Türkiye açıkladı. Var. Oy hakkıyla ilgili de iki haftadır çalışıyorum. Çok çalışmak gerekiyor. Yani Cem Toker de bir şeyler söyledi. Bu İçişleri Bakanlığının seçimden önce görevden alınması filan bunlar için gerekli e, Türkiye'deki nüfus artışı, öz nüfus artışımızla seçmen artışıyla ilgili çalışıyorum. Orada bir şeyler var. Bir şeyler var. Tamam. Ben tekrar edeyim mi manşetinizi? Bakın 2020'den 2021'e 458.626 yabancıya yabancı vatandaşlık verilmiş. Verilen Bir yılda. Evet. Bir yıl. Bir yılda. Evet. Ve her ülke var neredeyse. Her ülke var neredeyse. neredeyse. Şimdi bir şey Almanlar yok. E, Alman Alman da var Alman ama da bir var. dakika. <laughs> buradaki buradaki Almanlar 92.000'den 10 108 10 Alman'a Buradaki Almanlar gelinmiş. gerçek Alman mı? Alman vatandaşı olan Alman mı yoksa Almanya'daki göçmenlerden Türkiye'ye gelen mi bilmiyoruz. bilmiyoruz Şimdi ya da Almanya'daki bizim oradaki al al anlaşmamız var ya. Çünkü bir, şöyle ama... Almanya'dan olsun, İngiltere'den olsun, e, insanların Türkiye'de sahil e, yörelerinde ek konut aldığını biliyoruz. O al Yaşadıklarını biliyoruz evet. ama onlar vatandaşlık alıyor mu onu bilmiyoruz. İka bu zaten ikamet ve çalışma tamam. izni. Yani ikamet de içeriyor bu. Tamam. Şimdi isterseniz... Bu bize ne gösteriyor İbrahim Bey? Bu bize neyi gösteriyor? Örneğin Erdoğan'ın açıklamasındaki neyin geçersiz olduğunu gösteriyor? Geçersiz olduğunu değil. Tam tersi Erdoğan da açık açık söylüyor. Ben diyor Iraklı'yı da alıyorum diyor. Afganlı'yı da alıyorum diyor. İranlı da. Suriyeli demiyor. Şimdi derseniz ki Suriye'de Esad öldürüyor ediyor. Kardeşim Iraklı'nın ne işi var? İranlı'nın, Afganistanlı'nın, Evet. Bunların ne işi var? Suriye'den, ve bir yılda Suriye'den 400... niye hala 15.647 kişi bu gelmiş? Bu ver, Yıllardır orada pek çok bölgede çatışma yok. Görüntüler geliyor Suriye'den. <laughs> bu Bunlar geçici koruma statüsünde olanlar değil. Bunlar kayıtlı TC vatandaşı. Siz Cem Toker'in hangi sözü üzerine bir şüpheye kapıldınız? Cem Toker'in şu sözü üzerine. Türkiye adrese dayalı nüfus sistemine geçtikten sonra geçmesiyle Türkiye'de nüfus artışı ve seçmen sayısı arasında bir terslik var. O tersliği bulmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Yani seçmen sayısı artması gerekenden daha hızlı mı artıyor? Yani bu kişilerin bir kısmına seçmen statüsü de veriliyor mu? Veriliyor mu? Veriliyor ve mu? Bunu ve can, Bunu muhalefetin can tespit edebileceği, teşhis edebileceği, peşine düşebileceği bir e, erişilebilir veri sisteminde mi yapılıyor bu? Yoksa tümüyle gizlenen bir, gizlenen bir şey. gizli bir şekilde açık mi bir yapılıyor? Şey değil, açık bir şey bu değil. Tehlikeli. A açık bu tehlikeli. Bu çok şey değil. tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü eğer bu verilirse e, bunların toplamını aldığınız sadece şuradaki sayı 1 milyon 792 bin ileri yaş grubu olduğu için bir buçuk milyon Türkiye'nin de oy Peki. oranda oranında geçerlilikte yüzde üç oy oranı ediyor. Tamam. Şimdi bu şüpheyi nihayetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da birkaç aydır sık sık dile getiriyor. Yani diyor ki artık diyor kendi milletinden umudu kestin sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun? Birkaç ay önce de bu konuda özellikle seçimde kullanılacaklar mı şeklinde şüphesini dile getirmişti. Erdoğan diyor, er ya da geç geleceksin, kaçtığın seçime ve bu Necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günde 2 yıllık dönüş planı başlayacak. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman demiş. <laughs> Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bizimle birlikte. Sayın Karalar merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sıcak bir videosunu paylaştık. Ve 2011'den beri bu konuda söylemlerinden derlediği bir video. Ondan sonra bir yandan işte bu görüntüler var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diyor ki sınırlarımız hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Çok yüksek teknolojili korunuyor. Gazetecileri aldı oraya götürdü. Efendim ama bir yandan da bu görüntüler var. E, Hulusi Akar'dan şunu bekliyoruz. Mesela bu görüntüler ve sosyal medyada dolaşan pek çok görüntü eğer yalansa tek tek çıkarın. Deyin ki mesela şu görüntü çok paylaşıldı. Bu görüntü gerçek değil. Bakın burada sınırdan kevgir gibi olmuş sınırdan geçiyor izlenim veren görüntü var. Bu görüntü doğru değil. Biz tespit ettik. Bu görüntü şu tarihte şurada şu memleketteymiş meğerse diye ayrıntılı açıklama yapması lazım. Nitekim sosyal medyada fake news'a sahte habere karşı ee, çok önemli bir işlev gören bir teyit.org bir de doğruluk payı bu iki site bunlar aynı zamanda uluslararası akreditasyona sahip olan e, oluşumlardır onlar böyle çalışıyor onlar yalan olduğunu tespit ettikleri bir içeriği paylaşıyorlar o zaman Hulusi Akar'ın da bunu yapması lazım Hulusi Akar yapmıyorsa o zaman iletişim Başkanı'nın bunu yapması lazım şimdi e, Sayın Karalar siz o kenti yönetiyorsunuz nihayetinde o kentte de bir sığmacı gerçeği var biz biliriz 1-2, siz bilirsiniz 12. Siz neler yaşıyorsunuz? Hangi tespitleriniz var? Şu anda bu gündemle ilgili neler söylersiniz? Ee, yani bir kere resmi rakamlara göre 300 bine yaklaştı Suriyeli sığınmacı. Gayri resmi ne kadar var tahmin etmek mümkün değil ama yani son e, zamanlarda gelen Afganlarla, Iraklarla birlikte 500 <laughs> bini aşkın mülteci olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bunu Hani e, yani müteci çok göstermek için söylenen bir laf değil. Biz de belediye başkanıyız. Göz, yani götürdüğümüz hizmetten, hizmet kalitesini arttırmaktan, araç sayısını, eleman sayısını arttırmaktan e, bu sonuca varıyoruz. Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim. yani dinlerken bir kez daha çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir devlet büyüğü bir şey söylediğinde bundan bir müddet önceye kadar harfiyen doğru kabul ederdi. Çünkü devleti yönetenlerin halkı kandıracağı, halkı yanıltacağı söylediklerin doğru olmadığı aklına bile gelmezdi, aklına bile getirmezdi. Oysa şu anda bizim kime inanacağımızı artık bilmez durumuna gelmiş olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Şimdi Savunma Bakanımız e, sınırlarımız çok iyi korunuyor diyor ama bir müddet önce Sayın Cumhurbaşkanımız Afganların bir bölümünün gayri resmi bir bölümünün resmi geldiğini kendisi söyledi. Şimdi yani ne yapacağız şimdi? Yani hangisi doğru? Bir kere bir Suriye politikasının, yanlış Suriye politikasından bu yana çok ciddi bir